İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün yine farklı bir konu ve o konunun uzmanlarıyla sizinle birlikteyiz. Kent Yaşam her hafta Türkiye'nin gündemindeki konuları size aktarmaya devam ediyor. Şu anda Türkiye karmakarışık ama bu karmakarışıklığın içerisinde bugün size aktaracağımız konu aslında çok çok önemli. Önemli bulduğum için sağ olsunlar. Konunun uzmanlarını hafta içinde tek tek aradım, davet ettim ve stüdyomda şu anda hepsi konuk olarak birikimlerini sizlerle paylaşacaklar. Konuklarımdan Doktor Şeniz Atik Hanımefendi katılamadılar. Kendisiyle ilerideki bir tarihte çok daha geniş bir katılımla bir programı yapacağız. Bugün program konuklarımı size aktarmak istiyorum. Doçent Doktor İlknur Türkoğlu Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi İlknur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Arkeoloji konusundaki yaptığım programlarda İlknur Hanım'ı sık sık bu ekranlardan izlemişsinizdir. Evet, Nezih Başgelen, editör, arkeolog. Nezih Bey bu işin üstadı diyelim. Nezih Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birikimleri ve yazılarıyla devamlı sizlerin izlediği bir arkadaşımız. Ve Yiğit Ozar, Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı. Yiğit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Yiğit Bey'i Kent Yaşam'a ilk kez konuk alıyorum. Ama Yiğit Bey'e de dedim, sizi deftere yazdım. Bundan sonra arkeoloji ile ilgili her konuda sizi arayacağım. Kurtulamazsınız dedim, sağ olsun. O da her zaman hazırız dediler. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bugünkü programa Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Başkanı Sayın Esin Köymen'in röportajı da katılacak, dahil olacak. Onu da burada belirtmiş isterim. Evet, programa girmeden önce sevgili izleyiciler, daha önce size birkaç kez paylaştığım İkizdere'den bahsetmek istiyorum. Türkiye'de öyle enteresan olaylar oluyor ki İkizdere sanki ikinci, üçüncü planda kaldı gibi. Ama ben takipçisiyim. Kent Yaşam olarak İkizdere'nin takipçisi de olacağım. İkizdere'de neler oluyor? En son gelişmeler nedir? Bu konuda Avukat Yakup Okumuşoğlu'yla bir Skype bağlantımız olacak. Evet, Yakup Bey eğer ekrandaysa. Yakup Bey, merhaba, hoş geldiniz. Yakup Bey, alo, Yakup Bey duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Yakup Bey, şimdi İkizdere'yi unutturmak istemiyoruz. Dolayısıyla evet. İkizdere'de son günlerde neler oldu? Bunu sizden izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Özellikle programın hemen açılışında bu konuyu da gündeme getirmek istedim. Buyurun. Vallahi İkizdere'de son zamanlarda biliyorsunuz valiliğin bir pandemi sonrasında getirmiş olduğu bir yasak vardı. Bu yasak kapsamında müvekkillerimizin bulunduğu alanda çadırları kaldırmışlardı. Halen de bu alana köyün dışından birilerinin girmesine çıkmasına izin verilmeme gibi bir eğilim ve irade ortada var. Güvenlik güçleri, kolluk güçleri orada sürekli gelene geçene kimlik kontrolü yapıyorlar ve mümkün olduğunca içeriye kimse almamaya çalışıyorlar. Bu yönüyle ziyaretçiler oluyor tabii Türkiye'nin dört bir yanından. İşte insanları içeri almayarak, ayrıştırarak oradaki direnişin enerjisini de alan bir süreç yaşanıyor. Müvekkiller, insanlar her sabah devam ediyorlar iş makinesinin çalıştığı alana gitmeye. Fakat iş makinesinin olunduğu alanda aynı ilk başta başladığı gibi kolluk güçlerince önlemler alınmış vaziyette. Bu yönüyle iş makineleri orada çalıştırılmaya devam ediyor. Ve maalesef normal yapılan bir yol çalışmasının çok çok daha ötesinde bir zarar şu anda oluşmuş vaziyette. Bir dere tamamen hafriyat altında kalmış vaziyette. Yolun dışında, yolun alt kotundaki kalan orman olduğu gibi kapatılmış ve yok edilmiş vaziyette. Yani sadece yolun yapıldığı kısım değil, yolun üst kotu ve yolun alt kotu da aynı şekilde zarar görmüş vaziyette. Böyle bir süreç maalesef yaşanmaya devam ediyor. Bunun ötesinde ifadeler devam ediyor. Ağaca çıkan müvekkillerimiz oluyor, ağaca çıkan insanlar var. Bunları indirdikten sonra ifadeye çağırıyorlar. Veya daha sonra başka şekilde, yani hemen ağaçtan sonra değil, başka bir tarihte yine ifadelere çağrılıyor. Şarkı
Yani türkü söyleyen insanları ifadeye çağırıyorlar. Bu şekliyle yürüyen bir durum var. Bu arada bizim suç duyurularımız var. Biz de onların takibini yapıyoruz. Çünkü orada pek çok şey hukuksuzca devam ediyor. Hem orman açısından, hem tarım arazileri bakımından, hem insanlara uygulanan muameleler bakımından bizim de suç duyurularımız var. Bu yönleriyle devam eden bir süreci devam ettiriyoruz. Fakat şu sıralarda özellikle son bir haftadır çay sezonu açıldı biliyorsunuz ve müvekkillerimiz şu an yoğun olarak çay alımıyla da uğraşıyorlar. O yüzden de çok da fazla alanda bulunamıyorlar maalesef. Bu çayda da kota uygulaması var. 10 kilo, 15 kilo gibi günde ancak insanlar çay teslim edebiliyorlar. Bu süreçte çayların bitmesini ve tekrar mücadeleye o enerjiyle dönebilmeyi de bir parça zor duruma düşürüyor. Böyle bir süreç devam ediyor şu an. Yakup Bey, teşekkür ediyorum. Basından da izlediğimiz kadarıyla ve sizin paylaşımlarınızdan da izlediğimiz kadarıyla İkizde'de güzel şeyler olmuyor maalesef. Oradaki çalışmaların halen devam ettiği, orada buna karşı duruşların karşısında da kolluk kuvvetlerinin her zaman onların karşısında olduğunu da gördük. Bu bizi çok çok derinden üzüyor, yaralıyor. Ama bütün doğa severler ve İkizdere ile ilgili bu konuda hassasiyet olan herkes sizin yanınızda. Umarım, dilerim, aklı selim galip gelir diyeceğim. Ben buradan İkizderelilere, direnenlere selam olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten İkizdere'deki durum hakikaten çok kötü. Yani akıl almıyor. Israrla oradaki o değeri, o güzelliği yok etme anlayışının nedir sebebi hâlâ anlayabilmiş değiliz. Fakat maalesef o işte hani o Türkiye'de maalesef hep bunu söylüyorum ekranlardan devamlı. Bu millete küfreden kişinin arkasında koca bir devlet, oranın halkının karşısında onun yanında yer alıyor. Ve kaybettiklerimizi bir daha asla geri getiremeyecek bir şekilde oradaki çalışmalar devam ediyor. Bunu üzülerek paylaşıyorum. Evet, Türkiye'de hafta içinde bir olaya daha şahit olduk. Programımın konusuna geçmeden önce bunu atlamak istemedim sevgili izleyiciler. Bakın size bir yazı okuyacağım. Ayasofya'nın müze olmasına istinaden cami imamı Mustafa Demirkan cuma hutbesinde diyor ki, bunu parantez içinde özellikle paylaşıyorum. Ayasofya'yı müze yapan Atatürk'e söylüyor ama Atatürk'ün ismini söylemiyor. Bunlardan daha zalim, kafir kim olabilir? O zihniyet bir daha başa gelmesin ya Rab diye devam ediyor. O sözleri sarf ettiği o kürsüde olmasının tek gereği Atatürk'tür. İstanbul işgal altındayken bugün Ayasofya, eğer Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamış olsaydı, silah arkadaşlarıyla bunun mücadelesini yapmamış olsaydı, o zat orada olmayacaktı. O zata güç verenler de yerinde olmayacaktı. Bu öyle hafif basit geçiştirilecek bir olay değil. Türkiye'de Cumhuriyeti seven, Atatürk'ü seven milyonlarca insan var. Bu ülke sahipsiz değil. Bu gerçekten beni çok yaraladı. Özellikle programın başında bu konuya değinmek istedim. Aslında konuklarıma da sormak istiyorum. İlknur Hanım, ne söylemek istersiniz? Konumuz dışında ama evet, dediğiniz gibi önemli. Ben de fikrimi şöyle belirtmek istiyorum. Bir toprağa vatan yapan ortak değerlerdir. Ve bu ülkenin harcını bu ortak değerler oluşturuyor. Şimdi bu ortak değerlerimize hakaret eden insanların hangi amaçla hakaret ettiğini iyi düşünmemiz lazım. Sadece düşünmek de yetmiyor. Buna tepki de göstermemiz gerekiyor. Çünkü eğer bugün tepki göstermezsek, yarın öbür gün bütün ortak geçmişi, ortak hafızası emperyalist güçlerce yağmalanan Irak'a, Suriye'ye döneriz. Evet. Mutlaka kendi ortak geçmişimize ve ortak değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Nezih Bey? Öyle bir süreçten geçiyoruz ki 100 yıl öncesini düşünürsek ve bugün karşı karşıya olduğumuz sorunları gerek komşularımız, gerek yakın doğudaki güç dengeleri arasında Türkiye'nin
her geçen gün daha zorlaşan bu yumağın içinde çözmesi gereken büyük boyutlu paradigmaları görünce o dönemin değerini çok daha iyi anlıyoruz. Ve o dönemden bize bir cumhuriyet, bir devlet ve yepyeni bir sistemi çıkartıp o imkansız denecek ölçülerde mücadeleyi başararaktan bize bir devlet kazandırdı ve onun başındaki Gazi Mustafa Kemal'e en ufak Atatürk'ü her gün daha farklı değerlerle anlamaya ve değerini daha iyi hissetmeye başladık. Bu süreçte bunlar olacaktır. Ama bunların karşısında kamuoyunun açık ara çoğunluğunun hissiyatını daha güçlü bir şekilde duyurması da büyük bir önem arz ediyor. Bu bir dengeler manzumesi. Bu dengeler Cumhuriyet'in başında da vardı. Bugün de varlar. O açıdan ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan bu dili kınıyorum. Ve şunu da görüyorum ki toplumun büyük bir kesimi bir ortak payda olaraktan onun sevgisinde buluşmuş ve onun rehberliğinde hala daha gelecek vizyonunu kaybetmiş değil. Evet. Aslında bu konuda sevgili izleyiciler, tepkisiz kalmamak lazım. Sustukça üzerimize geliyorlar. Sustukça üzerimize geliyorlar. Bu gücü, bu küstahlığı nereden alıyorlar? Yani çok net söylüyorum. Bugün kullandıkları Ayasofya'yı eğer Atatürk olmasaydı kullanamayacaklardı. Şu anda kim bilir neredeydiler, ne yapıyordular. Yiğit Bey, bir iki söz de sizden almak isterim. Arkeologlar Derneği Başkanı olarak, tabii konumuzun dışında ama ülkesini seven, ilim, bilim yapmış insanların bu konuda mutlaka tepkileri olacaktır. Ben özellikle bu programın burasına bunu monte etmek istedim. Bu tepkiyi dile getirmek lazım. Tabii konumuzun dışında görünüyor ama belki de çok da dışında değil. Yani bu yaklaşım hem geçmişten hem de günümüz toplumlarında sürekli olarak kutuplaştırma yaratarak polemikleri ortaya koymaya çalışan ve bundan beslenen bir yaklaşım, bir siyasetin ürünü bu. Yani Ayasofya'nın başına gelenler de aslında bunun bir parçası ve biz de bugün burada bir yandan bir başka müzeyi hemen yanındaki İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni ve Topkapı Sarayı'nı evet. tartışmak için buluştuk. Aslında Ayasofya ve diğer kültür varlıklarımız bunların hepsi toplumu bölecek, parçalayacak değerler değil. Tersine hem geçmişte hem günümüzde kültürel çeşitliliği, bir arada yaşamın mesajlarını bizlere verecek, farklılıkları bir araya getirecek bir tür sosyal platformlar, sosyal mekanlar. Bu yapıların bu sosyal boyutlarını, insani boyutlarını kaybetmeden bu tip polemiklere prim vermememiz gerekiyor. Her koşulda karşısına durmamız gerekiyor tabii ki. Evet. Buradan ekranlarda bu sözü söyleyen ve bu sözün arkasında olanları şiddetle kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Evet. Dedik ki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde neler oluyor? Çok geniş bir kavram. Bakın neler oluyor. Onları bugün sizinle paylaşacağız. Önce Arkeoloji Müzesi kısa bir tarihini alalım. İktun Hanım, sizden isteyeyim bunu. Arkeoloji Müzesi aslında dünyadaki saygın sayılı müzelerden bir tanesi ve yanlış hatırlamıyorsam 1 milyona yakın tarihi eser var bünyesinde ve açıldığı günden bayağı eski bir yapı tarihi de var. Biz ziyaretçi açısından çok ciddi sayılara ulaşmış bir müze. Ne diyorsunuz tarihiyle ilgili? Ben önce şunu söylemek istiyorum. Tanıtırken bir doçent ünvanı eklediniz, sağ olun. Ama henüz doçentliğe başvurma aşamasındayım. Onu düzelteyim bir seyirciler bilsinler. Başlamış ya, sonu da gelir diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi İstanbul'u ve Türkiye'nin hatta dünyanın bir değeri olan bir müze. Ne yazık ki bizim toplumumuz tarafından hala gerekli değeri göremeyen bir kurum. Geçmişi 1846'lara kadar dayanıyor. Şöyle ki Osmanlı döneminde işte batılılaşma hareketleriyle beraber Osmanlı'nın elindeki eski olan silahlar, elbiseleri Ayayirini Müzesi'nde önce depoluyorlar.
Sonra ise burayı işte Osmanlı'yı ziyarete gelen bir takım yabancı sefirleri falan gezdiriyorlar burayı. Yavaş yavaş da bir müzeye dönüşüyor. Aslında tabii arkeoloji müzesinin tarihini burada kısaca anlatmaya çalışmak da zor bir şey. Sonrasında Çinili Köşk'e taşınıyor arkeoloji, daha arkeoloji müzesi değil ama müze. Orada ya da artık sığmamaya başlıyor. Çünkü Osman Hamdi Bey müze müdürü oluyor. Ve hem Anadolu topraklarında hem de Anadolu toprakları dışında kazılar yapıyor. Bunların içinde de en önemlisi Sidon'daki kazılar ve oradan muhteşem lahitler çıkıyor. İskender Lahdi gibi. Müzeye taşınıyor. Artık sığmaz olunca da Osman Hamdi Bey önderliğinde ve ünlü mimar Valori'nin tasarımıyla bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi 1891 tarihinde hizmete açılıyor. O gün için müze olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri aslında ve yine o dönemde dünya çapında tanınıyor. Hakkında işte makaleler yazılıyor. Yurt dışından çok ziyaretçisi geliyor. Özellikle lahitler konusunda ve Osman Hamdi Bey ve sonrasındaki kazılarda da yıllar boyunca zenginleşerek bugüne geliyor. Ek binalar yapılıyor. Ve hani biz pek rakamlarla ilgilenmeyiz. Yani şu kadar eser, bu kadar, bir tanesi bile çok değerlidir. Kesinlikle. Değer derken de bunların maddi değerinden de bahsetmeyiz. Biricikliğinden, her birinin yegane bir tanecik olmalarından bahsederiz. İstanbul Arkeoloji Müzeleri sadece İstanbul'un geçmişi değil, bütün bizim etrafımızdaki coğrafyanın geçmişidir aslında. Ve ben 1987'de üniversiteye, arkeoloji bölümüne girdiğimde öğrencilere bedavaydı giriş. Ki biz lisede de ortaokulda da geziler düzenlermişti öğretmenlerimiz oralara ve derslerimizi oralarda yapardık biz. Sonraki süreçte de öyle oldu. Bizim için bir okuldur İstanbul Arkeoloji Müzesi. Arkeoloji Müzesi'nin tarihinin yanında, bilmiyorum, laboratuvarın tarihini isterseniz sonra geleceğiz. Ben Necip Bey, arkeoloji müzesi deyince sizin anlatacağınız çok şey vardı herhalde. Ben özellikle müzenin toplum tarafından değerlendirilebilmesi adına ilk başlangıçta bunları soruyorum size. Şöyle diyelim, 19. yüzyılda o dönemde kıta Avrupa'sındaki pek çok imparatorluk müzesiyle gerçekten pek çok alanda boy ölçüşebilecek nitelikte bir müzeyi biz hayata geçirmişiz. Her şeyleriyle, kurumlarıyla, koleksiyonlarıyla, yayınlarıyla ve müzecilik açısından idari yapılanmasıyla ve de projeleriyle, yani yaptığı kazılar hem imparatorluk coğrafyasında hem de daha sonrasında münferit olaraktan Cumhuriyet'le birlikte sürdürdüğü faaliyetlerle. Öylesine çok ciddi bir kurumla karşı karşıyayız. Yani buranın koleksiyonları bugün dünya tarihiyle ilgili pek çok projenin sürdürülmesinde, yazılmasında ve doğru anlaşılmasında, gerekse görsellerinin temininde, referanslarının oluşturmasında en önemli müzelerden, en önemli kaynaklardan bir tanesi. Dikkat edin, herhangi bir dünya tarihini açın, hele hele arkeolojinin içinde ağırlıklı olarak yer aldığı kültürel projelere bakın. Mutlaka arkeoloji müzesi koleksiyonlarından bir eserin ya da bir çalışmanın yer aldığını rahatlıkla izleyebiliriz kütüphanesiyle de. Uluslararası gözle bakıldığında siz aynı zamanda editör olarak hani bu konudaki kaynak yayınlarınız ve çıkarttıklarınızla bu işin içindesiniz. O gözle bakıldığında dünyadaki yeri açısından, hani bir kıyaslama yapılmaz ama yine o bağlamda ne diyebilirsiniz? Şimdi şöyle diyeyim, koleksiyonların niteliğiyle özellikle Mezopotamya'da ve Anadolu'daki ve vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu coğrafyadaki belirli uygarlıkların eserleri açısından gerçekten açık ara koleksiyonları en zengin müzelerin başında geliyor. Bugün onun ayarında British Museum'u görüyoruz ki bizim gene Osmanlı İmparatorluğu'nun yer aldığı coğrafyadan çok önemli koleksiyonların nakledilerekten oluşturulduğu bir klasik eserler
bölümü var ya da Anadolu'yla bağlantılı çok sayıda eser var. Herkese Mezopotamya'dan da gider. Louvre'a bakın gene aynı şekilde. Hı hı. Berlin'dekiler, Viyana'dakiler ama topladığınız vakit hepsinde bugün simgesel pek çok eser var. Ama arkeoloji müzesinin koleksiyonları olmadan bizim doğru bir arkeolojik tanımlama getirmemiz ya da bizdeki koleksiyonlar devreye girmeden doğru düzgün arkeolojik bir raporlama yapabilmemiz ya da bir eser oluşturabilmemiz çok zor. Yani bu kadar durumda diyorsunuz. Bu kadar nitelikli bir eser dağılımımız var ki eser sayımız bu şeyde baktığınızda 750 binini aşan bir çok sayıda. Ciddi bir etütlüklerle an. Birlikte bunu milyonun üstüne çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Burada bakın o kadar ilginç koleksiyonlar var ki numizmatik alanından tutun epigrafi alanına, heykeltıraşiden tutun mezar sitelerine, belirli alanlardaki tablet koleksiyonundan ta Mısır'a kadar uzanan bugüne kadar teşhire bile yansımayan ama geri kalan da depo kısımlarında araştırmacıların uzun yıllara dayanan çalışmalarıyla bilgiye dönüştürülmüş, hala daha dönüştürülmesi gereken yığınların olduğu bir kompleksle karşı karşıyayız. Evet. Ve aslında burası kendine has bir yönetim, kendine has bir idari yapılanma ve onun araştırmada da yani Türkiye müzeleri içinde de apayrı bir yeri hak ediyor. Baktığınız vakit zaten istatistiki olaraktan da bu ağırlığını çok rahatlıkla hissedebiliyor. Ve bugüne kadar da az çok bu bütünlüğü ve bu değeri korunaraktan geldi. Bundan sonra onun şehirle bütünleşeceği ve şehrin kent arkeolojisiyle ilgili sorumluluklarını ve yaptığı çalışmaların daha iyi görüleceği, daha iyi toplumla buluşabileceği yepyeni müzelerine ihtiyacı var. Evet. Ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri şu son 30 yılda İstanbul'da çok önemli projeleri yürüttü. Ve bunlardan dünya tarihini bölgede değiştiren sonuçlar elde etti. Marmaray çalışmalarında, metro çalışmalarında ve şu anda da sürmekte olan Haydarpaşa'da, Beşiktaş'ta, Kabataş'ta ve diğer İstanbul'un periferisindeki pek çok yerde görüyoruz. Bunların sonuçları ne yazık ki bugün toplumla ya da gelen ziyaretçilerle buluşacak durumda değil. Kent arkeolojisi başlı başına bir zenginlikte. Evet. Ve her dakika 365 gün arkeoloji müzesi bunlarla iç içe ve çok ciddi bir çalışmayı yapıyor. Bunlardan birikmiş çok büyük bir ihtiyaç var. İşte o ihtiyaçlar nasıl hareket edilebilir? Orada çözümler ne olabilir? Belki birazcık da bunlara da değinmekte yararımız, evet, olacak ama bu ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli bir değerimiz. Gerçekten üstünüze titrememiz lazım. Bakanlık da bugüne kadar gereken ilgiyi her boyutta gösterdi. Elindeki imkanlar çerçevesinde bu projelerde şu anda da sürdürülüyor. Ama topluma yansımasında belirli sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Biz de bu programa hazırlanırken bunları da hem bakanlık cephesinde hem müze çerçevesinde hem de kent açısından irdelemeye çalıştık ki son bilgileri sizlerle paylaşalım, evet, istedik. Evet, irdeleyeceğiz de ben özellikle arkeoloji müzesinin konumunu izleyicilere aktarırken inanıyorum İstanbul'da ve Türkiye'de arkeoloji müzesini ziyaret etmemiş çok insan olduğuna inanıyorum. İşte böyle büyük bir değeri görmemiş olanların da bu değeri görmeleri adına özellikle ilk arkeoloji müzesinin değeri anlamında konuklarıma söz verdim. Ben Yiğit Bey, Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı olarak sizden de birkaç bu konuda görüşünüzü alalım. Çünkü neden? İstanbul Arkeoloji Müzesi içinde önümüzdeki süreçlerde ve geçmiş hafta içinde bir takım bir şeyler oldu. İşte aslında onun için bugün buradayız. Onları da tartışacağız. Kaygılarımız var. Ama Arkeoloji Müzesi'nin hakikaten çok nadide bir müze olduğu ile ilgili düşüncelerimizi özellikle ben izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Yani İstanbul Arkeoloji Müzeleri benden önce konuşan iki meslektaşım da kapsamlı bir şekilde özetledi aslında. İstanbul Arkeoloji Müzeleri şu an Türkiye'nin hala varlığını başarıyla sürdürebilen en eski kurumlarından biri bir yandan da. Dolayısıyla kurum olarak da kendisi başlı başına tarihi bir değer, bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun dışında kurulduğu dönemde Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasından derlediği eserlerle tabii ki
Her ne kadar şimdi günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi desek de adına İstanbul'un ölçeğinin çok daha ötesinde tarihsel bir bağlamı bugün İstanbullulara ve İstanbullulara İstanbul ziyaret edenlere sunabilecek bir potansiyele sahip. Bu müzenin bir başka önemi. Bir diğer önemi ise biraz önce Nezih Bey'in özetlediği gibi son yıllarda İstanbul'daki kentsel arkeoloji deneyimleriyle, pratikleriyle biriktirdikleri arkeolojik veriler. Bu veriler İstanbul'un tarihine dair bildiklerimizi biraz böyle alt üst etmemizi sağladı. Ve tabii ki bunların da toplumla buluşabileceği arayüzü arkeoloji müzeleri kuracak bizler için. Bu yüzden bu da günümüzde İstanbul için ayrıca kazandığı bir önemi ifade ediyor. Dolayısıyla evet, hem küresel ölçekte hem de İstanbul'un kendisi için kentsel arkeoloji bağlamında baş tacı etmemiz gereken, yaşatmak için bütün kurumlarımızla, yerel yönetimiyle, merkezi yönetimiyle koordine olarak işbirliğini, eşgüdümü denetlemeyi sağlayarak güçlendirmemiz gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Yiğit, çok güzel. Yiğit bir şey değindi ama onu biraz açmak istiyorum. Şimdi, kurulduğu dönemdeki adı Müze-i Hümayun. Yani İmparatorluk Müzesi aslında. İstanbul Arkeoloji Müzesi değil. Evet. Ve yani o zamanki Osmanlı yönetiminin de el üstünde tuttuğu bir kurum. Aslında çok iyi bir yaklaşım ve belirttiğiniz gibi Osmanlı sınırları içinde olan birçok İslam eserlerinin de burada toplanmış olması veya hakikaten çok geniş bir yelpazesi var. Evet. Şimdi bu kadar değerli, uluslararası bu kadar büyük bir boyutu olan, Sayın Nezih Başkeler'in dediği gibi arkeolojik bir tanımı konulduğu zaman İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki değerlendirmeler yapılmadan onu tanımlamak, çerçeve içine almak mümkün değil dedi. Çok önemli. Bu kadar değerli bir müze ile ilgili sıkıntılar var. Geçen hafta haberlere düşen Arkeoloji Müzesi'nin bazı eserlerinin İstanbul Atatürk Havalimanı'na taşınması ve Arkeoloji Müzesi'ndeki restorasyon ve bakım atölyelerinin de taşınıyor olması ne oluyor diye açıkça söyleyeyim, bu programı özellikle yapıp konunun uzmanlarının görüşlerini alarak izleyiciye aktarmak istedim. Yani ne oluyor? Çünkü bazı şeyler var ki geri dönüşü mümkün değil. Şimdi burada İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kendi içindeki yapılanması, fiziki durumu belki eserlerin akışı açısından bir takım sıkıntılar yaratabilir ama buradaki laboratuvarların taşınıyor olması ve gelecek açısından bunun Atatürk Havalimanı gibi merkeze uzak bir yerde yapılacak olması, hatta bir de Maltepe'nin adı geçti. Maltepe'de nerede olacağı ile ilgili bir şey de yok, tanım da yok. Şimdi bunu aşmak, bunu biraz irdelemek istiyoruz. İlknur Hanım, sizden başlayayım yine, buyurun. Siz bilirsiniz. Aslında Nezih Bey'den başlasak bu konuda o biraz daha... Yok, Nezih Bey çünkü bugün bakanlıkla görüşmüş, onun taze bilgileri var. Onu izleyicilerinize aktaracağım. Önce biz bir kaygılarımızı dile getirelim. Ya ben korkuyorum şahsen. Yani açıkça konuşmak gerekirse yani biraz bir bit yeniği var gibi geliyor. Bilmiyorum, benden mi kaynaklanıyor? Konuşacağız. İzleyiciler de burada bakacaklar. Ya hakikaten bir şey var mı diyecekler, bilemiyorum. Evet, buyurun. Şimdi hani pek çok kişiye bir bit yeniği var mı diye geliyor. Bunun sebebi de aslında gidişatın şeffaf yürütülmemesi. Evet. Yani ne olup bittiğini biz dolaylı yollardan bir şekilde duyuyoruz. Bu konuda ne orada çalışan kişilerin bir açıklaması olabiliyor, ne bu projeyi yürüten kişilerin net ve doyurucu açıklamaları oldu bugüne kadar. İlk haber, geçen hafta ilk haber medyaya düştükten sonra bakanlığın kısa bir açıklaması oldu. O da çok anlaşılır bir şey değildi. Evet. Hani dediğiniz gibi ne taşınıyor, nereye taşınıyor, taşınacağı mekanlar nereler, neden taşınıyor, hatta en önemli problem. Neden taşınıyor gibi sorular herkesin kafasında uçuşup duruyor ve herkes de kendine göre bir cevap buluyor. Yani bu nedenle hani biraz işe şeffaflık getirilmesi gerekiyor açıkçası. Bu birkaç senedir süren bir süreç aslında. Topkapı Sarayı ve çevresinin
Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla başladı. Milli saraylara tabii ki en doğru şey. Ki burada kelime. Da milli saraylara bağlanan. Milli saraylara bağlandıktan sonra bir takım değişimler olmaya başladı demek ki. Ve biz de bir şeyler duymaya başladık. Hani işin içinde olduğumuz için. Ve biz de sorulara cevap istiyoruz aslında. İşte bu soruların cevabı sizlerin birikimiyle ben burada izleyicilere aktaracağım. Ama kurumların cevap vermesi gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle, depo yetersizliği mi diyeceğiz? Efendim, buradaki mesela bakım, restorasyon ve konferansiyon şeylerin yapıldığı laboratuvarların taşınacak olması, neden laboratuvarlarında taşınacak olması? Ki laboratuvar dediğimiz olay öyle bir masa, bir sandalye, onun üzerine bir sürü farklı şeyler var. Bunların detayları var. Bunları ben özellikle sizlerden alacağım. Çünkü bütün bunların taşınma kararları çok ciddi kararlar. Bir taraftan da bakıyoruz. Arkeoloji Müzesi'nin hemen yakınında milli saraylara verilen, kullanımı için onlara verilen yerler var. Yani hem mekan ihtiyacımız var hem de milli saraylara bu mekanları veriyoruz. Bu hangi akıl yoluyla nasıl yapılıyor, ne ediyor? Şimdi şu doğru. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin depoları artık dolmuş durumda. Yer problemi var. Kadro problemi de var aslında. Yani çünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri çok büyük bir işin altından kalkmaya çalışıyor. Evet, depo problemi var. Ama bu depo problemi nasıl çözülecek meselesi var. İkincisi, dediğiniz gibi merkez laboratuvarının taşınması. Merkez laboratuvarının tarihçesi de İstanbul Arkeoloji Müzeleri kadar eski. Müze kurulduğundan beri aslında yani tamir bakım, işte tamirhane denmiş, ameliyathane denmiş o dönemdeki isimleriyle. Bu kurumda aslında Arkeoloji Müzesi ile beraber paralel, birbirine yakın olarak bugüne kadar gelmiş. Niye işte bölünüyor, parçalanıyor? Yani depolar yeterli değil diye arkeoloji müzelerinin depolarını Maltepe'ye, Yeşiköy'e taşımak işte müzeye sığmıyor diye İskender Lahdi'ni üçe bölüp üç ayrı yerde sergilemek gibi bir şey bence. Çok iddialı oldu. Peki, Necip Bey. En sona ben söyleyeyim. En sona mı? Ha, diyorsunuz taze haberlerim var. Bir onları genelini çizelim çünkü Yiğit Bey de farklı bir perspektiften değerlendirebilir. İkisininkini de şimdi sizin kaygılarınızla birlikte. Ya ben özellikle kaygıları kaşıyacağım çünkü bu programın amacı o. Yani biz burada İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni öyle de övsek, böyle de aman ne güzel ağam paşam, ama bir sorun var. Durduk yerde bir şeyler oluyor. Şimdi Yiğit Bey, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ilk açıldığı tarih itibariyle o günden bu yana yoğun bir eser akışı var. İşte Necip Bey de belirtti, son kazılarla gelenler ve depolarında on binlerce eserin daha henüz ellenip tasnif edilmediğini de biliyoruz. On binlerce, çok ciddi rakamlar bunlar. İlknur Hanım da söyledi, kadro yetersizliği var diye. Şimdi hem dünyanın saygın müzelerinden bir tanesi, hem böyle sorunlarımız var. Ha, bütün bunlarla birlikte bir de Bu müzenin taşınması, yani Arkeologlar Derneği Başkanı olarak, yani sizin tabi buradaki davet edilmeniz ve özellikle bulunduğunuz dernek açısından bu konudaki görüşleri mutlaka bir sanırım basın bildirisi yayınlayacaksınız bu konuda, değil mi? Evet, hazırlanıyor. Şimdi müzenin deposunun bir kısmının taşınmasından bahsediyoruz. Bir İstanbul Arkeoloji Müzeleri depolarının bir kısmının taşınması, bir de İstanbul Restorasyon Konservasyon Merkezi ve Bölge Laboratuvarı'nın, aslında iki ayrı kurumdan söz ediyoruz. Biraz önce İknur'un vurguladığı gibi konservasyon laboratuvarımızda en az İstanbul Arkeoloji Müzeleri kadar eski ve şu an uluslararası standartlarda teknik donanıma sahip ve uygulamalarını yürütebilen önemli bir kurumumuz. İkisinin de Topkapı Sarayı dışına taşınmasından söz ediyoruz. Ama tabii ki İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin şu an için kendi binasından değil, deposunun bir kısmı deniyor burada. Tabii İstanbul Arkeoloji Müzeleri aslında müze yapısı olarak inşa edilmiş bir bina. Dolayısıyla uzun yıllar kendi döneminde, kendi döneminin müzecilik standartlarını fiziksel olarak karşılayabilmiş bir mimari yapıdan da söz ediyoruz aynı zamanda. Hı hı. Ama aradan geçen zamanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin koleksiyonu sürekli genişlediği için bir depo ihtiyacı olduğu çok uzun yıllardır da bilinen bir gerçek.
Bunun dışında müzenin yakınında Darphane-i Amire binaları yakın zamanda Topkapı Sarayı'nın Milli Sarayları devrinden sonra müzenin elinden alındı. Halbuki Darphane-i Amire... Tam burada bir parmak basmak istiyorum. Yani müzenin gelişimi ve bu süreç içerisinde depo ve mekan sıkıntısı olan bir kurum orada var iken bu bahsetmiş olduğunuz yapıların milli saraylara verilmesi biraz kafaları karıştırmıyor mu dersiniz? Tabii burada bir tutarsızlık var açıkça. Ama Darphane-i Amire binaları da bir yandan kendi içinde sergilenebilir bir değer. Endüstri mirasının çok önemli bir parçası. Dolayısıyla müze için aslında potansiyel bir sergileme alanı ki benim bildiğim kadarıyla son dönemlerde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan projelerde bu alanlarda müzenin potansiyel sergi alanları olarak değerlendirilmesi planlanıyordu. Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylara devrine kadar. Milli Saraylara devrinden bir süre sonra bu yapıların Kültür Bakanlığı'ndan, dolayısıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri elinden alındığını biliyoruz. Burada tabii ki bir tutarsızlık var. Halbuki bir müzenin deposu yetersiz kalıyorsa, burada tabii ki en önemli koşul müzeye olabildiğince yakın bir mekanda yeni depo alanları oluşturmanın ve müzeolojik standartlara uygun depolama alanları oluşturmanın çözümlerini aramaktır. Buna göre baktığımızda Atatürk Havalimanı tabii ki müzeden oldukça uzak ve Atatürk Havalimanı'na ilaveten başka ne gibi fonksiyonlar getirilecek, müzenin oraya da oluşturduğu işte depo, müze ya da konservasyon merkez laboratuvarı nasıl bir doku içerisinde orada varlığını sürdürebilecek, bunu da görmüyoruz. Bu da şeffaflığın bir başka boyuttaki eksikliği. Bir diğer boyutu da Topkapı Sarayı'nın içinde Kültür Bakanlığı'na ait İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin asıl yerleşkesi dışındaki diğer binalar Kültür Bakanlığı'nın elinden bir bir alındı. Restorasyon, Konservasyon ve Merkez Bölge Laboratuvarı, Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin tahsis edilmiş olan Darphane-i Amire binaları. Burada da bir karanlık nokta var. Topkapı Sarayı'nın içerisinde bu kadar alan boşaltılıyorsa Topkapı Sarayı idaresi bu mekanları nasıl kullanmayı düşünüyor? Hangi bilimsel kararlar, hangi vizyon, hangi strateji planı çerçevesinde bu mekanları boşalttırıp bakanlığın elinden alıp kullanmayı düşünüyor? Nasıl işlevler düşünüyor burası için? Bu konuda da şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu kararlar sadece İstanbul Arkeoloji Müzeleri için değil, aynı zamanda da Topkapı Sarayı'nın kendisi için de endişe verici kararlar bize göre. Burada Topkapı Sarayı derken tabii ki Milli Saraylar İdaresi'nin değil, Topkapı Sarayı'nın kent için ifade ettiği kültürel değeri kastediyorum. Peki bu hem Topkapı Sarayı'nda hem de Arkeoloji Müzesi'nin arkasındaki bu bahsettiğimiz yapıların Milli Saraylara verilmesiyle ilgili olarak hiçbir yorum çıkaramıyor musunuz? Yani ne olabilir? Ne düşünüyorsunuz? Kaygılarımız var, hepimizin kaygısı var. Kaygının ötesinde yani bu kadar ihtiyaç olmasına rağmen ki Topkapı Sarayı için de çok çok önemliydi. Belirttiğiniz gibi bütün o laboratuvarların da elden alınmış olunması yani sanatseverler açısından ve bu olaya birazcık böyle hassas bakanlar açısından gerçekten şey yapıyor. Ben kişisel olarak ciddi kaygılar duyuyorum. Çünkü İknur Hanım'ın da belirttiği gibi ortada bir şeffaflık yok. Yani kimin ne yaptığı belli değil. Bütün bu kararların alınmasında şimdi birazdan Necip Bey de bilgi verecek. Bir bilim kurulu mu var? Yani devletin bir üstünde bu konulara hükmedecek bir kurul mu var? Yoksa biri ya böyle yapalım deyip de onun dudaklarının arasından çıkan bir takım ifadelerle mi bunlar yapılıyor? Ki Türkiye'de son dönemde ki gidişat böyle. Bu da insanları endişelendiriyor. Şimdi millet geçim derdinde, karnı aç, perişan. Hani Topkapı Sarayı'nı veya Arkeoloji Müzesi'ni düşünecek hali yok. Ama bütün bunların bütün dünya üzerindeki genel değerlendirmesine bakıldığında ve bu değerler üzerinden yorumladığımızda bunlar çok ciddi. Bunların ellenmemesi lazım. Bunların bir şekilde geleceğinin garanti altında olması lazım. Ben öyle baktığım için özellikle
bu alınan kararların taşınmasının ki havalimanına gidiş geliş bayağı ciddi bir yol. Bu hangi araçlarla, hangi ilkelerle nasıl taşınacak, ne olacak bütün bunlara bakınca ben endişeleniyorum. O konuda da bir kısa görüşünüzü alalım. Ondan sonra bir kısa araya geçeceğiz. Tabii yani konservasyon merkez laboratuvarını düşündüğümüzde sadece bir kerelik havalimanına gidip gelecek bir nakliyattan bahsetmiyoruz. Konservasyon merkez laboratuvarının Topkapı Sarayı içerisinde olması tüm tarihi yarımadaya gerektiğinde sağlayabileceği teknik desteği, lojistik desteği, başta Topkapı Sarayı sonra tarihi yarımadanın tamamı olmak üzere kolaylıkla sağlanabiliyor olması gibi bir ayrıcalığı vardı. Şimdi oranın da Atatürk Havalimanı'na taşınması demek sürekli orasıyla tarihi yarımada ve diğer müze bölgelerimiz arasında sürekli bir eser trafiği demek. Bu açıdan da bir risk var. Onun dışında bütün mesele tabii ki Topkapı Sarayı'nın milli saraylara yani sadece Topkapı Sarayı'nın kendisinin milli saraylara devriyle başlayan bir durum söz konusu. Daha önce Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı gibi son dönem saray yapıları Milli Saraylar İdaresi altındayken meclise bağlı olduğu zamanlarda Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra o zaman bir müze olan Topkapı Sarayı da Milli Saraylar İdaresi'ne bağlanmış oldu. Bunun üzerinden çok fazla politik okuma ve spekülasyon yapılabilir belki. Şeyin programı akışı içinde o spekülasyon diye tanımlamış olduğunuz şeyi sizin birikimlerinizle izleyiciye aktarmak istiyorum. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Sayın Başkan'ın sizle bu anlatılanlar üzerine değerlendirme yapacağız. Sevgili izleyiciler kısa bir ara. Evet, Kent ve Yaşam devam ediyor. Doktor İlknur Türkoğlu, Necip Başkelen, Yiğit Ozar şu anda stüdyo konuğumuz olarak canlı yayındayız. Evet Necip Bey, şimdi arkadaşlarım biraz kaygılarını dile getirdiler. Bu kaygılara istinaden sizinle hafta içinde görüşmüştük. Siz tabii aktif çalışkanlığınızla hemen yetkilileri aramışsınız. Bakanlıktan geniş konu çapta hemen hemen olayın her boyutunu irdeleyen, bir de benim 1966'dan beri çok yakinen tanıdığım, sevdiğim ve içinde bulunduğum bir kurum. Hemen hemen her türlü detayını da her dönemde farklı kadrolarla birlikte yakinen izlediğim bir, gurur duyduğumuz bir müessese. Şimdi şunu özellikle paylaşmak da fayda var. Biz kesinlikle kişilere, kurumlara karşı bir tavır içinde değiliz. Bizim burada yapılmakta olan bu olaylarla ilgili bir şeffaflık istiyoruz. Aktarılmalı. Nedir, ne değildir? Kaygılarımız var. Kaygılarımız neden var? Karanlık, bir şey göremiyoruz. Bir oldu bitti oluyor. Ondan sonra eyvah. Şimdi aynen onu aydınlatmak için ben de bir bu konuya yıllardır içinde bulunan bir insan, ne oluyor ilk başta basına yansıyan haberlerden insan ilk başta irkilmeden edemiyor. Kaygı duymadan edemiyor. Ama burada bir İletişim kopukluğu olduğu çok açık net. Şimdi ben aktardığımız vakit bir de kavram kargaşası var. Olan bitenin doğru tanımlanmadığı basından da bir kere arkeoloji müzesinin bize imparatorluktan gelen ta 1869'dan itibaren kazanımları ve artık bir kanonik hale gelen teşhirinde bir sıkıntı yok. Oranın nakledileceği, yani havaalanına nakledileceği gibi bir durum yok. Yani şu andaki bizim imajımızdaki arkeoloji müzesinin teşhir bütünlüğünde ya da eserlerinin şu andaki insanlar gittiği zaman yıllardır gördüğü bölüm bölüm Eski Şark'tan Çinili Köşk'e ta kütüphaneye kadar giden alandaki teşhirinde bir nakil söz konusu değilmiş. Bütün envanterlik eserleri yerinde. Bu size ama, aktarılan bilgiler. Yani bu bir kere toplumumuz bu konuda içli müsteha. Peki pardon, siz kimle temas kurdunuz? Hem müzenin içinde hem bakanlığımızla ilgili birimimizde konuştuğumuzda. Anladım. Ve yetkili bir şey kişilerle. Aynen. Hem yetkili kişiler şöyle söyleyeyim. Bakanlıkta müzeler dairesine bakan yetkilimiz uzun yıllardır gayet şu anda Anadolu'nun dört bir tarafında bu tip projeleri takip eden bir bürokratımız. Ve aynı zamanda son 3. Kültür Şurası'nda
benim komisyonumda birlikte çalıştığımız, raporları birlikte oluşturduğumuz bir insan. Onun için direkt aldığımız bilgilerde kendisine güvendiğimi ve doğru bilgilerin geldiğini söyleyebilirim. Şimdi onun dışında size aktarılan bilgileri ben sık sık sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. İzleyicilerimize özellikle bir şeyi çok daha net aktarabilmek adına. Şimdi size aktarılan bilgileri kamuoyuna paylaşmadım. Paylaşılmadığı için sizden ilk kez dinleyeceğiz bunu. Evet. Yani şu anda kamuoyunda paylaşılmamış olan bilgileri sizden ilk kez alacağız. Bir kere de şu var, galiba basın da bu konuda birdenbire farklı bir boyutu alıp bakanlık ne yapmak istiyor, nerede neyi yapacak, bu sorulara doğru cevapları yerinde görüp bakmadığı için birazcık, dediğim gibi, toplumda bu hassasiyet güzel bir şey yalnız. Toplumun İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin tek taşına bile bu kadar hassas olması toplumdaki kültürel duyarlılık açısından ve farkındalık açısından bence çok önemli bir gösterge. Yalnız basının tepkisine istinaden bakanlığın yaptığı bir basın açıklaması oldu. İşte orada bir kopukluk olmuş. Yeterli bakın, değil ki, değil mi? O basın açıklaması son derece hafif ki. Yani oradaki yazılım birazcık gidiyor. Ben şimdi bakın bana gelen bilgide, bakanlıktan gelen bilgide size açık net okuyayım bakın. Buyurun. Bakanlık yepyeni bir projeyi burada başlatıyor. Depo müze olarak ama çok geniş bir 10 bin metrekareye varan bir hacim söz konusu. Ve bu hacim Avrupa'daki aynı British Museum'un depo müzesi gibi, Louvre'un depo müzesi gibi planlanmış. Fakat bu bilgiler paylaşılmayınca bizle, benim de sonuçta son aşamada bilgim o. Bakın, çok özür dilerim. Sadece bir paragraf okuyacağım. 10 bin metrekare bir müzeden bahsediyorsunuz. Evet. Bu imar planlarında yok. Evet, işte yani şimdi öyle enteresan bir ülkede yaşıyoruz ki, evet, siz bakanlıkla görüşüyorsunuz, diyorsunuz ki 10 bin metrekarelik bir depo müze olayı gerçekleşecek. Var. Nerede? Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde. Bu yerde tahsis edilmiş. Ve bakın Allah diyor Allah ki, bilimsel araştırma ve çalışmaların sağlıklı bir zemininde sürdürülmesine de olanak tanıyan, koleksiyonların oluşturulmasına ve ulaşılmasına imkan veren, eserlerin acil müdahale ihtiyaçlarının yanı sıra tam donanımlı restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının yer aldığı engelsiz, akıllı ve çevreye duyarlı, enerji ve doğal kaynakların kullanımı açısından sürdürülebilir prensiplerine uygun müze içinde bakın kafeteryası ve kütüphanesi gibi sosyal donatıların da olduğu, ziyaretçi ve araştırmacıların her türlü ihtiyacına cevap verebilir nitelikte mekanları da bünyesinde barındıran yeni bir çağdaş müze uygulamasını bu havaalanında hayata geçirmek istiyorlar. Buraya nakledecekleri eserleri de son bizim Marmaray'da, Yenikapı kazılarında, özellikle metro kazılarında çıkan ve üzerinden de çok ciddi çalışmaların yapılması gereken, hatta aralıksız 365 gün araştırmacıların, uzmanların çalışılması gereken eserlerin, bir bu etütlük eserlerin, iki amorf niteliğindeki konservasyonların acilen yapılması gereken eserlerin burada olunacağı belirtiliyor ve tamamen şeffaf. Yani buradan bir arkeoloji talebesi de kimse gidip oradaki yeri, dışarıda da böyle laboratuvarlara girebilirsiniz müzelerde, kamuya da açık bir müzenin orada olacağı konusunda bakanlığın açıklaması var. Ve bu yeni bir kavram, depo müze kavramı, ama bunu toplumla, bir atıyorum çalıştaylarla ya da bilgi paylaşımı, proje paylaşımı, proje geliştirme gibi süreçlerden geçirmeyince ve bu basında da ayrıntılı bir şekilde almayınca 10 bin metrekarelik bir müze kompleksi, çağdaş donatılara sahip ve de içinde de son teknik laboratuvarların olduğu, bu çok büyük bir olay. Türkiye bu tipte büyük müze projelerini son yıllarda zaten taşrada büyük ölçeklerde hayata geçirebildi. Adana'da gerçekleştirdi, Antakya'da gerçekleştirdi, Van'da yaptı, Urfa'da yaptı, Urfa'daki müzede. Şimdi burada da var. Ama burada bakın, Arkeologlar Derneği'nden arkadaşımızın bilgisi çerçevesinde bu bilgileri daha yeni paylaşabiliyoruz. Herkese, diğer uzmanların da anladığımız kadarıyla, bir İstanbul'un kent arkeolojisinin sonuçta hem kent içinde yaşayanlara hem de dıştan gelenlere bir kültürel böyle bir yapı borcu var zaten. Bunun sözü de var Yenikapı kapılarında. Hatta Yenikapı'da Neolitik'ten
ta Osmanlı döneminin belirli bir dönemine kadar Langa'da ortaya çıkan, Yeni Kapı'da ortaya çıkan inanılmaz sayıda bir kültür mirasımız var. Arkeolojik bir envanter var ki gemiler sırf yeter oradaki gemiler ve gemilerle birlikte bulunmuş eserler çok ciddi bir borcudur şehrin. Ve onu yerine getirilirken diğer alanlarda da şu anda arkeoloji müzesi zaten ta Cumhuriyet'in erken döneminden itibaren ilk başta Anadolu'dan bünyesine gelen ve daha sonra Trakya'dan yakın Marmara bölgesinden koleksiyonlarına katılan eserlerle deposu aşırı bir şekilde dolmuş vaziyette. Hepimiz bunu talebeliğimizde orada yaptığımız seminerlerden beri biliyoruz. Şimdi bir temel ihtiyaç var. Ama burada önemli bir sorun. Bu ihtiyacın gelişmesinde darphanenin bu üniteyle birleşmesi çok rasyonel bir çözümdü vaktiyle. Kültür Bakanlığımız ki çok akılcı bir uygulamayla darphaneyi belirli bölümlerini konservasyona ve diğer ünitelere ayıraraktan diğer alanında arkeoloji müzesiyle birlikte yürütme kararı almıştı. Bu arada başka bir vakıflara yönelik uygulamalar oldu. Habitat süresince başka sergilemelerle kullanıldı. Sonrasında. Ama orada rasyonel olan şuydu. Arkeoloji müzesinin elinde ve Topkapı'da dahil buna çok önemli bir sikke koleksiyonu var. Dünyanın sayılı hazinesi, sayılı sikke koleksiyonu bugün arkeoloji müzesinde. Darphane neydi? Osmanlı döneminin para bastığı ve onu ta en erken kaimelerden itibaren en ilginç makinalarla cırttan yurt dışından gelen ki içinde Robertson gibi hakkakların da olduğu madalyaları dahi üretmiş bir yerden söz ediyoruz. Orada zaten bir sanayi mirası vardı. Bir darphane mirası var. Bu olağanüstü bir şey. Bunu keşke biz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin ve Topkapı Sarayı'nın bu numizmatik alanındaki, madalya alanındaki ve diğer buna benzer ürünleriyle dünyanın sayılı koleksiyonlarından birini bir müzesi haline getirmek varken biz şimdi bundan vazgeçiyoruz. Bu hiç açıkça söyleyelim yani gerekirse milli saraylar da arz edilebilir bu konu. Bu yanlış bu yanlış uygulamadan dönülmesi ve buranın tekrar gene numizmatik alanında darphanenin sanayi mirası da korunaraktan bulunabilirse o elden çıkartılmış olağanüstü eski makinaları ki hepsi bugün diğer Batı ülkelerinde olmayan nitelikte makinaların elden çıkartıldığı söz konusu ediliyor. Ta erken cumhuriyetin para koleksiyonlarına kadar 1940'lara kadar varan dilimdeki örneklerle Türkiye'nin ihtiyacı olan en önemli sikkenin ilk basıldığı coğrafya diye övünüyoruz. Numizmatik biliminin gelişmesinde en önemli darpların olduğu yüzyıllara yayılan çok önemli bir coğrafyanın en önemli sikke darpı merkezlerinin bizim bugünkü Anadolu ve Türkiye coğrafyası olduğu da gurur duyuyoruz. Çok önemli koleksiyonların ve definelerin olduğunu Arkeoloji Müzesi'nin kapalı depolarından biliyoruz. Evet. Tam bunlar burada sergilenebilecekken, bu dünyanın ilgisini çekebilecek müze kurulabilecekken burayı tamamen başka bir amaca, birazcık ofis, birazcık başka türlü bir kullanıma doğru yönlendiriyoruz. Bu çok ciddi bir kayıptır. Kişisel olarak da buna ciddi şekilde karşı. Çok ciddi bir kayıptır. Darphanenin niteliğine uygun, bakın tarihi vasfına uygun. Hı hı. Bu çok rasyonel bir çözümdü. Ve Arkeoloji Müzesi'nde bu alandaki o birikimini depolarında tuttuğu bu hazineleri gün yüzüne çıkartacaktı ve toplumla buluşacaktı. Evet. Ve darphanenin son dakikaya kadar düşünülmesinden yana görüş bildiriyorum. Yani evet, gerçekten darphaneyi bundan sonra geri dönülmez bir kayba dönüştürmememiz lazım. Evet. Hala daha vaktimiz var. Hala daha orada çok ciddi bir restorasyona gerek duyan mekanlarımız var. Güçlendirme gerekiyor. Konsolidasyon dediğimiz olayla kazanılacak yerler var. Burasını Arkeoloji Müzesi'nden, Topkapı Sarayı'nın müze niteliğinden koparmamamız lazım. İkincisi, evet, bu depo müze konusu iki yerde düşünülüyor ve Türkiye'nin diğer yerlerinde de. Depo müzeye tekrar ikinci turda geleceğim. Aynen, size. Oradan geçelim. Tamam. Oradan geleceğim. Yalnız özellikle izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Şimdi sevgili izleyiciler, Nezih Bey hakikaten konusunda uzman yazıyor ve bu konuda
uluslararası bağlamda çok ciddi yayınları var. Konuya vakıf bir arkadaşımız. Şimdi kendisi özellikle bugünkü program için bakanlığı arayarak, bakanlıktaki yetkililerle görüşerek biraz önceki bilgileri bize aktarıyor. Şimdi olaya bir de tersinden bakıyorum. Ben bu programı niçin yaptım? Bu programla ilgili olarak basına aksetmiş olan bir takım haberler var. Laboratuvarlar taşınıyor, müze taşınıyor. Hiçbir veri, hiçbir bilgi yok insanlara aktaracak. Ve o basından almış olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu karanlık, alacakaranlık içerisinde bir şeyleri görmeye, bir şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Ve Necip Bey'in anlattıklarına bakıldığında da 10 bin metrekarelik bir kapalı alan olacak bir depo müze projesinde. Çağdaş bir müze. Çağdaş bir müzeden bahsediliyor. Şimdi ben mimarım. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın ne olacağı hala belli değil. Götürdüler oraya bir sahra hastanesi gibi bir şey yaptılar pistin önüne. Dünyaya rezil olduk. Atatürk Havalimanı'nı rezerv alan olarak tutuyorlar. İmar planlarında böyle bir olay yok. Yani her şey oraya. Bir taraftan Katarlılara satıldı deniyor. Öyle bir karanlık dönemdeyiz ki bir takım kaygılarımız elbette olacak. Bizim bu kaygılarımızı bizden alacak açıklamalar yetkililer tarafından yapılmalı, basına verilmeli. Basın da ona göre hiç olmazsa haber yapar. Yani Necip Bey'in şu andaki almış olduğu bilgiler tamamen kendi kişisel ilişkileri içerisinde sağlayıp bize burada aktardığı bilgiler. Ama geçmişteki uygulamalara bakarak bakıldığında bekleyin göreceğiz. Kent yaşam devam edecek. Atatürk Havalimanı da orada, müze de burada. Ben Necip Bey'e aktarılanların umarım, dilerim, yanılırım yapılacağına kanaatkar değilim. Oradaki işte belirtiyoruz ki buradaki laboratuvarların taşınması, laboratuvarların hassasiyetini birazdan arkadaşımız anlatacak. Yani öyle basit bir atölye değil. Bütün bunların oraya taşınması ki laboratuvarlar halka açıktı. Öğrenciler orayı okul gibi kullanıyordu. Orada da açık burada olacak. Da o yapılacak deniyor. Açık olacakmış. Çok açık, net, altı çizim. Öyle söylüyorlar. Vallahi ben içeriye kapıdan kimsenin sokacaklarını sanmıyorum. Karamsar değilim ama yaşanmışlıklar bana bunu söylüyor. Özellikle hassasiyetimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi konuyla ilgili olarak Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen'le de bir kısa röportajımız oldu. Bu röportajı da Mimarlar Odası'na ait yeni restorasyonu tamamlanmak üzere olan Büyükkent 2. Bölge Temsilcilik Binası'nın önünde yaptık. Biz özellikle orada bunu röportajını almayı uygun gördük. Hem o binadan kısa bir görsel size aktaracağız. Önümüzdeki süreçte onu açtığımızda onu da sizlere bir programda aktarmayı düşünüyorum. Çünkü güzel bir uygulama oldu. Mimarlar Odası'na ve mimarlık camiasına yakışır bir bina oldu. Şimdi Esin Köymen bu konuda neler düşünüyor? Onun kısa bir röportajını alalım. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen'le beraberiz. Nerede beraberiz? Birazdan kameraman arkadaşım bu bina ile ilgili görselleri de uzun uzun paylaşacak sizle. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin Anadolu 2. Bölge Temsilciliği'nin yeni yapılmakta olan hizmet binası. Yapılmakta diyorum, eski eseri satın almıştık ve bu eski eser onarıldı, restorasyonu yapıldı. Çok kısa bir süre sonra mimarların hizmetine açılacak. Tabii bu eski eserin yapılmasında ve bu noktaya gelmesinde Büyükkent Şubemizin çok büyük katkıları oldu ve hala da devam ediyor. Devamlı edecek değil mi Sayın Başkan? Elbette. Hepimizin el birliğiyle toparlayacağız. Ve hem temsilciliğimize, Mimarlar Odası'na hem meslektaşlarımıza iyi bir mekan kazandırmış olacağız. İstanbul'da çok enteresan şeyler oluyor. Dünyaca ünlü arkeoloji müzemizde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde laboratuvarların taşınması, eski eserlerin taşınması ile ilgili basına düşen bir haber var. Tabii bu bizi çok ciddi ilgilendiriyor ve endişelendiriyor. Bu konuda şube başkanı olarak ne düşünüyorsunuz? Biz de aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan bir basın açıklamasıyla süreci öğrenmiş olduk. Bu basın açıklamasında Arkeoloji Müzesi'nin Topkapı Sarayı içerisinde biliyorsunuz Çinili Köşk, Eski Şarkezerleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi kompleksinin içerisinde darphanenin binalarını da kullanıyordu Arkeoloji Müzesi. Bunların içerisinde laboratuvarları ve depoları da vardı.
Şimdi bu laboratuvarların ve depoların taşınacağı yönünde bir paylaşım yaptı Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunun üzerine elbette biz de oradaki müze bütünlüğünün parçalanması, depoların ve özellikle laboratuvarların bu alandan kopartılmasının müzenin bütünlüğü açısından son derece sakıncalı olduğunu ifade etmeliyiz. Bunun ötesinde iki yer işaret etti bakanlık bu basın açıklamasında. Bunlardan bir tanesi kapatılan Atatürk Havalimanı, diğeri de Maltepe'de. Yeri belli olmayan ama sadece Maltepe diye ifade edilen bir bölge. Dolayısıyla her iki alan içinde özellikle Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgeyi biliyorsunuz önce millet bahçesi yapacağız diye havaalanını oradan kaldırdılar ve yeni havalimanı yapıldı. Kuzey Ormanları'nın içerisinde. Arkasından pandemi süreciyle bağlantılı olarak 17 ve 25 numaralı pistlerin üstünde bir sağlık turizmi yapmak üzere bir pandemi hastanesi kuruldu. Şimdi de bu bölgede yerinin neresi olduğu da aslında tam olarak ifade edilmeyen bir biçimde arkeoloji müzesinin işte parça parça depolarının ve laboratuvarlarının bir kısmının buraya taşınacağı ifade ediliyor. Bütünlüklü koruma açısından, müzecilik açısından da son derece sakıncalı olduğunu ifade etmek gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi müzenin içerisindeki bütün bu yapıların korunması, neme karşı duyarlılıkları, araştırmacıların yaptıkları çalışmaları, anında laboratuvar sonuçlarını burada bir raporlama süreçleriyle bağlantısını düşündüğümüz zaman elbette buradaki depolamanın müze yapısından ayrı bir hale getirilmesi ve aslında İstanbul'un farklı farklı alanlarına parçalanması hem güvenlik yani bunların korunması açısından son derece sakıncalı hem de müze bütünlüğünü parçalaması açısından son derece sakıncalı. Maltepe ile ilgili yerin ne olduğunu da bilmiyoruz. Ve bunların işte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis yapılan alanlar olduğu söyleniyor. Ama bu alanların nereleri olduğu bilinmiyor. Yani umarız ki dolgu alanı değildir mesela. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda muhtemeldir ki bir planlama süreçleri vardır ama henüz bunlar kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Öte yandan bu aralar biliyorsunuz çokça vakıflara devredilen gayrimenkuller var. Evet. Yani bir taraftan da bu da aslında kamuoyunu olduğu kadar bizleri de rahatsız ediyor. Dolayısıyla aslında buradan da bir çağrımız olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı. Öncelikle elbette müzenin parçalanmasının önüne geçmek gerekiyor ve bu şeyden girişimlerinden vazgeçmesini sizin aracılığınızda da talep etmiş olurum. Aksi takdirde yani 1891 yılında oluşturulan bir arkeoloji müzesi ki evveliyatında Çinili Köşk'le başlayan Fatih dönemi başlayan bu müzecilik anlayışının Topkapı Sarayı'nın içerisinde gelişen bu sürecin bütünlüğünün parçalanarak böyle hani ne olduğu ve güvenliği, koruma yöntemi, müze bütünlüğünü de parçalayacak şekilde böyle farklı farklı İstanbul'un farklı bölgelerine dağıtılması. Birincisi o eserlerin taşınmasıyla ilgili sorun çıkartacaktır, korunmasıyla ilgili sorun çıkartacaktır. Müzenin bütünlüğünü bozması açısından sorun çıkartacaktır. O zaman diğer müzelerin de aslında o alan içerisinde kalmasını da zaafa uğratacak gibi bir durum da gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla bütün bu rahatsızlıkları buradan dile getirmiş olalım. Önemli olan arkeoloji müzesinin bir bütünlük içerisinde olduğu alanda kalması. Depo binaları yetmiyorsa çevrelerde darphanenin binalarını mesela tekrar laboratuvarlar için ve depolama amaçlı olarak kullanmalarına izin verilebilir elbette. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle milli saraylara tahsis 2019 edilmişti. Yılında aslında Topkapı Sarayı'nın bütünü biliyorsunuz evet. Kültür Bakanlığı'nın evet. elinden alındı ve doğrudan doğruya milli saraylara yani Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı ve aslında tabii bu girişimlerin çoğu da maalesef Cumhurbaşkanlığı'na bağlandıktan sonra oluşmaya adım başladı. Adım. Olumsuz bir şey söylemek istemiyoruz ama söylemeyelim. Evet yani hani burada en azından bu tedirginliğimizi ve rahatsızlığımızı dile getirmekte fayda olduğunu evet. düşünüyorum. Bu konuya dikkat çekmek gerekiyor. Hem müzeciler hem arkeologlar aslında biz mimarlar bütün bu sürecin aynı yerde Topkapı Sarayı bünyesinde müze bütünlüğü içerisinde kalmasının önemli olduğunu tekrar altını çizmek istiyoruz. Evet, şimdi Yiğit Bey, İstanbul Şube Başkanımız da kaygılarını dile getirdi. Dile getirirken Sayın Başkeli'nin de ifade ettiği gibi ve eleştiri olarak da katıldığı gibi bu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınan mekanlardan da bahsettik. Ayrıca laboratuvarlar konusunda size söz vereceğim, onların hassasiyetiyle ilgili olarak depolama alanları ve onların olması gereken fiziki koşullar ve durumu da sizden istiyorum. Bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum. Yani biraz önce Nezih Bey'in aktardığı bilgiler aslında gerçekten bana çok ilginç geldi. Çünkü şunu merak ediyoruz tabii ki. Eğer geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konu haberleştirilmemiş olsaydı, bu kadar dikkat çekmemiş olsaydı, Kültür Bakanlığı, daha doğrusu Kültür ve Turizm Bakanlığı ne zaman kamuoyuna bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayı düşünüyordu? Açıklama yapmak gerektiği akıllarına geliyor muydu? İşte şeffaflık eksikliği, katılımcılık eksikliği hep bu noktada karşımıza çıkıyor. Bu konunun bir boyutu. Hı hı. İkinci boyutu, Marmaray Kızları'nda, Yenikapı Kızları'nda çıkan eserlerin oradaki depo müzede sergileneceğinden bahsediliyor. Bildiğiniz üzere bu eserlerin aslında Yenikapı'da yerinde sergilenmesi için iki defa büyük proje yarışması yapıldı. Bir tanesi daha önceki dönem, bir tanesi hemen geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla orada da başka bir fırsatı kaçırmış oluyoruz o zaman bu eserleri Atatürk Havalimanı'na göndererek. Çünkü Atatürk Havalimanı gibi fonksiyonu elinden alınmış bir alanda yeni işlevler yaratılmaya çalışıyor. Şimdi baktığımızda günümüzde İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam 90'a yakın müze var. Kentinin bir 90 müzesi daha olabilir. Az bile olur topladığımızda. Çok daha fazlası olabilir. Onun için yapılacak her müze kent için bir kazanım elbette. Ama bir yandan da Atatürk Havalimanı'nın başına gelenler gibi kentimizde de yoğun bir yapılaşma baskısı var. İnşaat ekonomisiyle, gayrimenkul sektörüyle iç içe geçmiş bir baskı var. Bu müzeleşme faaliyetleri bu ortam içerisinde araçsallaştırılmaması gereken durumlar. Biraz önce Nezih Bey'in aktardığı depo müze detayları bu haberler olmasaydı çalışılmış mıydı? Açıkçası şu noktada benim de tereddütlerim var. Çünkü böyle kapsamlı bir projenin o zaman şu an bu proje ne aşamada? Bu çünkü çok ciddi bir zaman gerektirir. Yani planlama boyutuyla biraz önce sizin işaret ettiğiniz gibi zaman gerektirir. Mimari projesi zaman gerektirir. Sergileme projesi zaman gerektirir. Kadrosunun desteklenmesi zaman gerektirir. Ve bunun elbette ki kentle daha bütünleşik, kentin aktörleriyle, sürece dahil olabilecek bütün paydaşlarla da istişare ederek yürütülmesi gerektiren bir sürecin tasarlanmasını gerektirir. Bunların hepsi birkaç haftada, birkaç ayda olabilecek işler değil. Bu noktada bakanlığın verdiği detayları herhalde bir temenni ya da yeni niyet denilen bir şey en naif haliyle böyle yorumlanabilir ama evet, insanın bunda şüpheleri oluyor gerçekten. Milli Saraylar İdaresi ile ilgili sorunuza gelirsek şunu biraz geriye giderek hatırlamak gerekiyor. Milli Saraylar'ın meclise bağlı olmasının sebebi saltanatın kullandığı sarayların halka verilmesiydi. Topkapı Sarayı o dönem kullanılan saraylar arasında olmadığı için ki zaten Osmanlı'nın son yıllarında daha aslında resmen olmasa da müzeleşmeye başlamış bir yapıdan bahsediyoruz. Yabancı büyükelçilerin, diplomatların, kente gelen konukların ziyaret ettiği, daha sonra da tamamen müzeleşmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Onun için Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmiş bir yapıydı. Dolayısıyla mesaj bunun içerisinde saklı, konunun her iki boyutunda da. Müze dediğimiz müşterek bir mekan, kamusal bir mekan. Dolayısıyla bunların taşınması, kurgulanması, tasarlanması bürokratik ve sadece bürokratik ve sadece teknik süreçler olarak algılanmaması gerekiyor. Çok daha kapsayıcı süreçlerle, çok daha detaylı, özellikle günümüzde müzeciliğin ulaştığı sınırları düşündüğümüzde gerçekten müze artık böyle bir bina ve içindeki eserler değil, çevresindeki halkla, kentle bambaşka düzenlerde iletişim kurması gereken başka türlü bir mekan haline dönmüşken, bu süreçlerin çok daha itinalı tasarlanmış olması Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi ciddi bir kurumdan beklenir diyebilirim. Doğru söylüyorsunuz. Hissettiğimiz kaygılar gördüğüm kadarıyla aynı. Çünkü hakikaten belirtilen projenin tasarlanması ve o projeyle ilgili altyapı çalışmaları şu bu ya, o kadar büyük bir zaman gerektiriyor ki
Yani enteresan. İlknur Hanım, şeyde laboratuvarlardan bahsettik. Tekrar kısa bir aramız olacak. Araya kadar laboratuvarlar olması gereken biçimi nedir? Yani o hemen bir tezgah, iki masa, üç tane beyaz önlük giymiş adamın yaptığı çalışma mıdır? Biraz o konularda bahseder misiniz? Söyleyecek o kadar çok şey var ki program yetecek mi bilmiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz bu bilgileri aslında uzmanlardan duymak isterdik. Ankara'daki bürokratlardan değil. İşin uzmanı ve orada çalışan o kurumlarda, arkeoloji müzesinde ve laboratuvarda çalışan insanlardan biz bu gelişmeleri duymak, hatta böyle böyle olacak, şöyle oluyor demedi diyebilmelerini beklerdik. Olmadı. İkinci diyeceğim şey, müze depoları yetmiyorduysa eğer, Yenikapı'da evet Yiğit'in dediği gibi bir müze tasarlandı. 2012 yılında tasarımı kabul edildi. Her seçim kampanyasında dile getirildi. Bürokratlar, işte adaylar tarafından yapacağız, temelini atıyoruz diye. Hala müze yok. Bu tür şeylerin yarımadada kalması yakışırdı bu tür kurumların. Ve arkeoloji müzesinin olduğu yer, şu anda taşınan bütün o yerler, yapılar bir kampüs niteliğindedir. Oraları gezip görmeyen insanların bilemeyeceği yerlerdir. Ve bu konularda da karar almaması gereken yerlerdir aslında. Niye orası bir kampüs olarak, niye bir kültür merkezi olarak kalmalıdır? Ve diğer bir önemli konu, kendimizi bildiğimizden, yani bizler için orası her zaman girebildiğimiz, elimizi kolumuzu sallayarak girebildiğimiz, halkın gidip bir nefes aldığı, ağaçların altında oturduğu, sohbet ettiği, bir çay içtiği bir alan da orası. Peki son gelişmelerden sonra bu özelliği korunacak mı? Hala kamusal alan olarak korunabilecek mi? Laboratuvarlara gelecek olursak, bakın restorasyon, yani tarihi eserlerin çıkan buluntuların tamiratının, onarımının yapıldığı bu laboratuvarların da geçmişi arkeoloji müzesi kadar eski. Ve çok büyük bir bilgi birikimi var orada, bakın. O eski laboratuvarlar arkeoloji müzesinin bünyesi içindeyken 1930'larda kimyahane denilen tarafa taşınıyor. Kimyahane dediğimiz ne? Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın fırını olarak kullanılan, daha sonra kullanımdan düşmüş olan, harabe olarak duran bir yer. 1930'lardaki o aydın dönemde, aydınlık dönemde tamir ediliyor ve kimya laboratuvarı olarak düzenleniyor. Nasıl düzenleniyor? O zamanın en son teknolojik ürünleri, ben fotoğraflarını size göndermiştim. En son teknolojik ürünlerinin kullanıldığı bir laboratuvar haline geliyor. Uzun yıllar orada hizmet veriyor. Daha sonra orası yeterli kalmayınca darphane tarafında bir yer kullanılmaya başlıyor. 2012'den sonra ise deniz tarafında eski bir askeri binaya taşınıyor ve orası muhteşem, son derece ileri teknolojiye göre ayarlanmış bir laboratuvar olarak düzenleniyor ve bütün bu 100 yıllık, 100 küsür yıllık bilgi birikimi aktarılarak bugüne kadar geliyor. Ben çalıştığım kurumda restorasyon bölüm başkanıyım ve öğrencilerimi staj yapmaları için buralara yönlendiriyorum ben. Büyük bir bilgi birikimi, büyük bir arşivi olan yerler. Buralar, yani biz böyle yaptık, taşınacak denen yerler olmaması gerekir. Evet. Ben size aktarılanlara inanmıyorum. Bu benim düşüncem. Ha, programın içinde bunu özgürce niye söylüyorum? Ya öyle olduğu için söylüyorum. Çünkü kaygılarım var. Şu ortada konuşulan öyle hani 1000-1500 metrekarelik bir bilmem ne binası falan deseler hani amenna. Anlattığınız proje devasa bir çok proje. Çok devasa bir proje. İhtiyaç da onu gösteriyor. Şimdi tamam, bir kere kabul, gidersek, ihtiyaç gösterebilir. Fakat şu var. Kamuoyunda çok ciddi kaygı var. Bir, Topkapı Sarayı ve Topkapı Sarayı'nın bakanlıktan farklı bir yapıya devrinde bile çok hassaslık. Endişeler, bir sürü kaygılar. Ve şimdi burada havaalanı, kargo bölümü lafı geçince dikkat ederseniz sosyal medyada çok ileri boyutlarda kaygılarını yansıtanlar oldu. Yani toplumun... Nezir Bey, evet. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki şu son günlerde yani biliyorsunuz milyonlarca izlenen bir takım şeyler falan. Türkiye'de çok enteresan şeyler oluyor. Hani o kargo bölümünde müze bilmem ne deyince insanların aklına her şey geliyor. Onun için... Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz bir uçağa yüklenen bir balya patladı.
binlerce para gökyüzüne saçıldı. Yani bir uçağın içinde tonlarca altın yakalandı. Yani bir enteresan bir ülkeydi gerçekten. Çok enteresanız ve şu anda konu bu boyutuyla çok hassas. O açıdan burada çok ciddi bir müze, depo müze, 10 bin metrekareye yakın ve içinde bugün buranın British Museum'un depo müzesi, Louvre'un depo müzesi ile hemen hemen aynı ayarda, hatta aynı derecede içinde ünitelerin olduğu, laboratuvarların olduğu bir şey planlanıyor anladığım kadarıyla. Bunu taraflarla paylaşmak lazım. Bu ülkenin de gururuna dönüşebilir ama hiçbirimizin şu ana kadar bunun bu boyutlarından evet, haberi yok. Şu anda kamuoyunda ilk kez sizden duyuluyor. Aynen ama şimdi bunun bundan sonraki safhalarını iyi irdelememiz ve takip etmemiz lazım. Kesinlikle. Bakanlığın da buradaki hazırlığı madem şeffaf olacak, İstanbul'daki kültür müdürü de bunu basına verdiği beyanatta sizdeydi galiba okuduğunuz beyanatta çok evet, açık net evet, belirtiyordu. Bu şeffaflığı görmemiz lazım. Ama o şeffaflığın ilk yansıması gereken yerlerden bir tanesi Arkeologlar Derneği. Oraya yansımadığına göre bu bilgilerin ki sivil toplum kuruluşu olarak Mimarlar Odası da herkese burada bir sürenin doğru kullanılması gerektiğini anlaşılıyor. Yani bu bilgilendirmenin topluma belirli yoğunluklarda, belirli aşamalarda yapılması lazım. Şimdi burada bir kere toplumun bu niteliğiyle kaygısını gidermesinde de rol alacak bir yeni yapılanma var. Demek ki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde envanterlik bölümde ciddi bir yer değiştirme olmayacak. Çünkü hepimizin yüreğini hoplatan birdenbire acaba ta 1860'lardan bu yana gelen ve artık klasikleşmiş, bütün dünyaca benimsenmiş, yeni hazırlanan projelerle de artık çok daha farklı bir nitelik kazanmış Arkeoloji Müzesi'ne hiç kimsenin bir gölge düşmesini bile istemediğini anlıyoruz toplumda. Bu çok güzel bir duygu. Ama şu kaygıyı ben tekrar size aktarmak istiyorum. Diyoruz ki on binlerce eser depoda tasnif edilmek üzere bekletiliyor. Ama bu eserler şimdi nedir? Değerleri nedir, ne değildir bilmiyoruz. Şimdi yalnız bu eserler kargodan bir gece uçar mı bilmiyoruz. Yani bunu söylemek hoş değil, değil. Ama açık ama konuşayım aklıma geliyor. İçin kamuoyu bakın hem Topkapı'nın devrinde bunları sosyal medyada konuştu. Başka senaryolar çerçevesinde ki çok kaygılanıyorlar her türlü şeyden. Ve bizim bu güven eksikliğini gidermemiz lazım. Demek evet, ki burada toplumun kültürle ilgili her kesiminde farklı bakış açıları var ve bunlarda bir güven zemininde bir peki, oynama var. Peki bu düşüncelerinizi yetkililere aktardınız kesinlikle mı? Kesinlikle. Hepsiyle zaten bir kere devletin, devlet organ, bizler hepimiz geçeceğiz sonuçta kamuoyun ama devlet yapısı, bunun da parçası olan kültürel kurumlar, ilgili bakanlığın, ilgili birimler kalıcı ve sürdürülebilir olması lazım. Ve gelecek kuşaklara bu değerleri aldıkları gibi aktarmaları lazım. Hem envanterleri ama Türkiye müzelerinin temel bir sıkıntısı şu anda depolar. İnanılmaz derecede sıhhatsiz depolarda eserler saklanıyor. Bunların envantere yansıması, hatta artık bu envanterlerin dijital ortamda bilgi olarak paylaşılmasında oldukça sıkıntılıyız ve gerideyiz. Bugün ben rahat akşamleyin oturuyorum. Herhangi bir dünya müzesinde hele bizlerle ilgili bir eser varsa çok rahatlıkla envanterine girebiliyorum. O eser o müzeye hangi tarihte girmiş, kimler o eser hakkında yayın her şey yapmış. Şeffaf, girin bakın herhangi, isterseniz British Museum'a girin, ister Louvre'a girin, isterseniz Metropolitan'a ya da Albert Pierson'a, Hollanda'da, Almanya'da herhangi bir müzeye girin. Çok rahatlıkla envanterleri, biz o programa geçmede biraz geri kaldık. Belki bu pandemi döneminde onu yapabilirdik. Yalnız şunu yatsımayın, çok zengin bir ülkedeyiz. Şu anda bakanlığın ilgili birimleri, genel müdür yardımcısı çok samimice canla başla çalışıyor. Kendisiyle şeyim de olmadı ama izliyorum. Yurdun her tarafına yetişmeye çalışıyorlar. Her kazıyla ilgilenmeye çalışıyorlar. Samimi bir ilgi var, onu görüyorum. Yani bu konuya 40 yıldır, 43 yıldır bakan olaraktan. Dediğim gibi müzeler daire başkanı, teşkilattan gelmiş birisi olumlu bir perspektifte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama kamuoyuyla benle bile bir bilgi kopuk şu anda. Düşünün. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Belirtmiş olduğunuz kişiler ve bu konuda emek veren, çalışan bütün emekçilere sonsuz saygımız var.
Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki iki dudak arasında çıkan bir ifadeyle dediğiniz gibi 40-50 bin metrekarelik bir müzeden bahsedebiliyoruz. Hiç olmayan bir takım şeyler işte. Hala biz Kanal İstanbul'u tartışıyoruz Nezih Bey. Yani bu ülke insanlara kaygı verecek şekilde yönetiliyor. Dolayısıyla bu kaygıları arkadaşlarınızın size aktarmış olduğu bilgileri içimizden bertaraf etmek mümkün değil maalesef. Değil, değil. Ama keşke arzu ederdik ki İknur Hanım'ın dediği gibi bu ciddi bir proje olarak devlet tarafından açıklansın, insanların da yüreğine su serpilsin. Ama öyle bir şey yok. Şimdi burada açıkçası o Maltepe seçeneğinin de çok net ortaya konması lazım. Bir de şunu düşünün. Mesela Yunanistan'ı alalım, başkenti Atina. Atina'daki müze yapılanması, depo yapılanması ki gittiğimiz vakit yakinen görüyoruz. Yunanlılar Avrupa Birliği'ne girdikten sonraki süreci çok iyi değerlendirdiler. Hı hı. Ve müze sayılarını çok ciddi, sırf Atina'nın müzeleri İstanbul'un kat kat üstünde. Yani alıyorsunuz Atina Müzeleri kitabını, bunu çok rahatlıkla görüyorsunuz. Akropol'de yaptıkları müze, hı hı, ve onun benzeri tüm müze yapılanmasında kullandıkları fonlar ve diğer genellerindeki çeşitlendirmelerinin çok daha ilerisini bizim İstanbul'da yapmamız lazım. Anladım. Yani biz bir iki müze yapılanması değil, bugün çok ciddi müze senaryoları üzerinde çalışmamız lazım. Ve Yeni Kapı'yı aynen söz verildiği gibi de yapmamız lazım. Zaten orada gemilerin teşhiri söz konusuydu ağırlıklı, hı-hı, olaraktan. Hı-hı. 36'ya yakın çok ciddi gemi kalıntısı bulundu. Evet. Limanda inanılmaz bir ta Neolitik'ten günümüze uzanan, hı-hı, çok kültür tarihinin apayrı bir şeyi var. Birkaç cümle için tekrar size döneceğim çünkü çok tamam, az bir zamanımız kaldı. Bir tek şeyi de bitireyim, hı-hı, o zaman. Hı-hı. Bizim tarihi yaramadayı artık en ufak yeni yapılaşmaya açmadan, tam tersine daha fazla kültürel yapılanmaya, belki kültürel bu tip şeyleri burada nasıl hayata geçiririz, o betonları temizleyerekten, o beton yapılaşma adalarından kurtularaktan artık tarihi yarımada üstüne çivi çakmamamız gereken o kadar önemli bir dünya değeri. Başka şeyi, evet, bütün surlarla çevrili yarımada dünyaya hükmetmiş, üç kıtaya yönetmiş bir hikayeye sahip, benzeri olmayan bir yer. Artık orada çok dikkatli olmamız lazım. Bu operasyonu da çok dikkatlice sürdürmek lazım. Gerekiyor. Evet. Yiğit Bey, ne diyeceksiniz? Bir taraftan gözüm saatte, yaklaşık 7 dakikamız kaldı. İknur Hanım'a da bir miktar söz hakkı bırakacak şekilde. Yani özetle İstanbul Arkeoloji Müzeleri olsun, Konservasyon Merkezi Laboratuvarımız olsun, hem de Topkapı Sarayı bu kentin önemli bir müşterek parçası. Bunları kamusal alan olarak değerlendirmemiz gerekiyor ve bu alanlara dair üretilen kararlar biraz önce söylediğim gibi sadece bürokratik ve teknik süreçlerin içerisinde sınırlı kalmaması gerekiyor. Bununla birlikte yeni müzeler yapılacaksa bu yeni müzelerin konumları, içinde barındıracakları koleksiyonları, nasıl bir hafızayı, nasıl bir toplumsal hafızayı topluma sunacağı, bunların hepsi birbiriyle ilişkili konular. Sadece elimizde bir grup eser var, şurada da bir parça boş arsa var diyerek bağlamsız bir şekilde inşa edeceğimiz müzelerin uzun vadede topluma yararı, kentle bağlantısının kurulması, özellikle insansızlaşmış bölgelerde problemli olacaktır. Bunları göz önünde bulundurmamız gereken bir aşamada olduğumuzu görüyoruz. Evet, sanırım Nezih Bey'in açıklamalarını aldıktan sonra dernek olarak hazırlayacağınız basın bildirisinde ufak bir değişiklik de herhalde olacak gibi geliyor. Bu konuyu değerlendiririz. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de düşünüyorum. Çok şey düşünüyorum. Öncelikle mesela halkın bu işlere artık sahip çıkmasını istiyorum. Bizde şöyle bir şey olmuş. Metropolitan Müzesi de aşağı yukarı İstanbul Arkeoloji Müzesi ile aynı dönemde açılıyor. Orada direkt halkın eğitimine yönelik faaliyetler de sürdürülüyor. Bizim Arkeoloji Müzesi ise biraz daha elit bir kesimde kalmış. Bütün bunlar kitaplarda yazıyor. Özellikle herkese bu Asar Atika kitabını tavsiye ederim. Osman Hamdi Bey dönemini anlatan kitap, Osmanlı Müzeciliği kitabı, Türk Müzeciliği kitabı. Yani böyle pek çok kitap var, merak eden kişilerin açıp okuması gereken. Bakın, kültür mirası ortak, dünyanın ortak kültür mirasıdır ve mutlaka birlikte korumamız gerekiyor.
ve kültür mirasını korurken dönem seçiciliği yapamayız. Göbekli Tepe 10 bin yıldır burada. Ayasofya 1500 yıldır burada İstanbul'u seyrediyor. Bu bakış açısıyla biz bunlar hepimizin diyerek bakmamız gerekiyor. Geçenlerde sosyal medyada bir yorum benim yüreğimden vurdu. Diyor ki bir tarih eserinin altında bir yorumda, yabancılar ne çok şey yapmış, bırakıp gitmişler. Aslında Anadolu'ya ait bir lahit için bunu düşünüyor halkımız. İşte burada biraz yani halka ulaşmak, bu programa katılmamın en büyük amacı da buydu. Ve son söyleyeceğim şeyler lütfen liyakat, şeffaflık, dürüstlük ve eğitim. Evet. Şimdi son birkaç cümleyle sizinle kapatacağım. Sevgili izleyiciler, Arkeoloji Müzesi'ndeki bu yapılanmalar ile ilgili konuyu bir şekilde aktarmaya çalıştık. Arkadaşım İlk Dur'un da söylediği gibi toplumun konunun üzerinde konunun takipçisi olması gerekiyor. Yoksa geriye dönülmesi mümkün olmayan yapılanmalar ve değişimler maalesef bu şeylere, değerlere alıp götürüyor. Bir nebzecik size aktarmaya çalıştığım ve bugünkü programda Dr. İlknur Türkoğlu'nun, Sayın Nezih Başkeren'in ve Yiğit Özar'ın canlı yayın konu olarak katıldığı ve Esin Köme'nin röportajıyla yer alan bu programda sizleri bu konuda bir kez daha ikaz etmek istedim. Ben son cümleleri yine Nezih Başkelen'den alıp Kent Yaşam programını kapatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi burada bir kere bu konu çerçevesinde ciddi kaygıları olan bir kamuoyumuz var. Bugüne kadarki haberlerle farklı derecede bilgilenmiş ama şimdi belki bu programdan sonra farklı çerçevelerde de düşünecek. Bir kısmının belki kaygıları devam edecek, bir kısmı da farklı düşünecek. Ama şunu yaşayan örneklerle irdelediğimiz vakit, bakın bir Yoros kazısı ve oranın bir deposu sorununa bakalım. Yoros karesinde çıkan çok önemli seramik buluntuları vardı ve bir kısmı envanterlik ve oradaki kulelerin içinde bir depo içinde saklanmaya çalışıldı. Demir kapı yapıldı ve sonuçta ne oldu? Bir gün oraya dayananlar o demir kapıyı kırdılar ve oradaki eserler hala da kayıp. Çok ciddi bir bilgi boşluğu. Neden evet. O eserler üzerinde çalışılacaktı? Onların çizimleri, bilimsel tasnifleri, üstündeki belirli konular konusunda insanlara belki tezler verilecekti. O malzemeden ciddi bir sıkıntımız var. O kadar yapılan kazının bilime aktarması gereken bilgi yapılamadı. Diğeri, bir tanesi benim de yaşadığım, daha geçenlerde sevgili Mehmet Özdoğan'la dile getirdik. Pendik kazısı. İstanbul'un önemli bir prehistorik alanı. Neolitik'e ait tabakalarıyla çok önemli. Ki benim talebelik dönemimde ve sonrasında gittik. Oranın malzemesi ve daha önceki malzemesi Kadıköy tarafında bir depoya aktartıldı. O depo duruyor mu, durmuyor mu? Müzede onun kaydı var mı, yok mu? Bu bile bugün bir sorun halinde. Müzeden uzaklaştırdığınız vakit bu depoları eğer yaşayan bir organizma ile birlikte tutamazsanız çok büyük bir sorunsala dönüyor. Bunu Anadolu'daki depolarda yaşadık. Evet. Ve depolar çoğu zaman kötü niyet, art niyetli kişiler tarafından ziyaret edildi ve çok ciddi zararlar görüldü. Bunu Taşra'daki pek çok kazının, pek çok müzenin deposunda yaşandığını biliyoruz. Bunlar hem bakanlık raporlarına yansıdı, hem basına da yansıdı. Onun için bir yapacağımız darphaneyi kaybetmeyecek bir yeni bir çözüm geliştirelim. Darphane Arkeoloji Müzesi ile belki Topkapı Sarayı'nın ortak kullanılacakları, bu ortak kullanımı da numizmatik alanında sikke koleksiyonlarını çerçevesinde yapalım ve gerçekten Türkiye'nin, İstanbul'un ihtiyacı olan bir darphane müzesini, bir numizmatik müzesini burada kuralım ve darphaneyi kaybetmeyelim. İki, bu güzel projeleri madem bakanlık, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yükü çok ağır. Evet. Gerçekten başarıyla da götürüyorlar ama son madem gibi. Ankara Arkeoloji Müzesi'ne bir yeni olanaklar, yeni yerler sağlamak istiyor. Bu projeleri de kamuoyuyla vakit geçirmeden
tüm boyutlarıyla, mimari projesiyle, içeriğiyle ve yeni sağlayacağı olanaklarla tam anlamıyla paylaşsın. Nerede ne yapılacak, nasıl yapılacak, görünür halde o projeleri belki kamuoyunun ve ilgililerin, yetkililerin ve de ilgili uzmanların görüşünü açsın diyeceğim. Evet sevgili dinleyiciler, kent yaşamının sonuna geldik. Kent yaşamı olarak gelişmelerin takipçisi olacağız. O güzel projeler olacak mı, olmayacak mı takip edeceğiz. Biz kent yaşamı olarak nefesimiz enselerinde olacak. Bir başka kent yaşamda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim.